Ama şimdi arkadaşlarımızı da davet ettik. Şöyle bir sabah sabah bir neşelenelim istiyoruz. Tabii siz ki. Zaten özlemişsiniz birbirinizi, sohbete başlamıştınız. Evet. Hadi biraz şenlenelim o zaman. O ne zaman söyleyelim? Zeytinyağı söyleyelim. Onu mu sonra sizin besteyi yapalım önce isterseniz. Benim besteyi yapalım kardeşim. Size yaptığım beste var ya. Ha tamam. Evet. Tamam. İstersen öyle başlayalım. Evet, öyle tamam. Tamam. Benim için yapılan besteyle başlıyoruz. Hepsi senin sayende. Neler öğrendik neler. Hepsi senin sayende. Olduk bir doktor gibi kendi bedenimize. Olduk bir doktor gibi kendi bedenimize. Paraşütleri açtık, tuzaklardan kurtulduk. Paraşütleri açtık, tuzaklardan kurtulduk. Sağlıklı yaşıyoruz, hepsi senin sayende. Sağlıklı yaşıyoruz, hepsi senin sayende. Sen bu halkı seversin, doğruları söylersin. Sen bu halkı seversin. Karatay sen çok yaşa, seni kimse üzmesin. Canan hocam çok yaşa, seni kimse üzmesin. Paraşütleri açtık, tuzaklardan kurtulduk. Paraşütleri açtık, tuzaklardan kurtulduk. Sağlıklı yaşıyoruz, seni çok seviyoruz. Sağlıklı yaşıyoruz, seni çok seviyoruz. Sağlıklı yaşıyoruz, seni çok seviyoruz. Doktor Canan Karadağ için yazılmış. Ve dilinize sağlık. Hocam bu parçayı ilk duyduğunuzda nasıl hissettiniz? Bu parçayı ilk şeyde Nişantaşı'ndaki imza gününde, belediyenin hazırladığı imza gününde duyduk. Tabii çok duygulandım. Duyulmayacak bir şey değil. Benim için besteler yapılıyor, benim için şiirler yazılıyor. Her gittiğim yerde şiirler veriliyor. Halk beni çok sevdi. Yalnız burada bir şeye, bir parantez açayım. Benim Sayın Eyüp Bey, gazeteci, ünlü beslenme profesörü. Ha. Şimdi bakın, Sağır Sultan duydu benim kim olduğumu. Daha Eyüp Bey duyamamış, vah vah. Ve de aynı zamanda o sayfanın editörü de duyamamış. Ben buradan sesleniyorum, bana bir özür borçlular diyorum. Canları isterse kendileri bilir ama beslenme uzmanı değilim. İki uzmanlığım var. Siz söyleyin lütfen. Bunu ben kalp profesörüyüm, kalp uzmanıyım, iç hastalıklar uzmanıyım. Hatta Avrupa kardiyoloğuyum. Diplomam var. Avrupa'da kardiyolog olarak tanınmış bir insanım. Ama maalesef bunu bir türlü öğrenemedi. Benim fotoğrafımı kullanmış. Kullandığı fotoğraf da sevgili Ayşe Arman'ın röportajından alınıyor. Bari oradaki Ayşe Arman'ın röportajını okusaydım be kardeşim. Ya da bizim programlarda bir sürü şey, birçok şekilde yani söylüyoruz. Sağır Sultan duydu. Biz Sağır artık Sultan duydu. O daha duyamamış, ben ne yapayım? Peki, kötü niyetli kulaklık vereceğiz. Düşünmüyorum zaten, fakat mutlaka sizden bir şeyle ben bakamadım, alıntı yapmıştır. Ama ben hocam, iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum, kusura bakmasınlar. Bana bir özür borçlular. Peki. Tamam. Söz sizin.